Herkese yeniden merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 yıl asla bozulmayacak bir yöntemle yaprağı nasıl sakladığımı tarif etmek istiyorum. Elimde şöyle tazecik asma yapraklarım var. Bu yöntemi uyguladığınız zaman 2 yıl asla bozulmayacak ve kavanozu açtığınız zaman hemen sarmaya başlayabileceksiniz. Vereceğim ölçü 1 litrelik cam kavanozlar için geçerli olacak. Bol suyun içerisinde güzelce yıkamış olduğum asma yapraklarını şu sap kısımlarını hafif böyle kopararak bir demet alıyorum ve gösterdiğim şekilde katlayarak kavanozun içerisine sıkı sıkı yerleştiriyorum. Şu anda tam zamanı. Bir kez de olsa mutlaka bu yöntemi deneyin. Bir daha asla bu yöntemden vazgeçemeyecekseniz %100 garanti veriyorum. Bütün yapraklar bitinceye kadar, kavanoz sıkı sıkı doluncaya kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Bir litrelik cam kavanozları sıkı sıkı doldurdum. Şöyle göstermek istiyorum. Ve kavanoz kapaklarımın da mutlaka kullanılmamış olması gerekiyor. Çünkü vakumlama işlemi uygulayacağız biraz sonra. Şimdi her bir kavanoz için, 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı turşuluk iri tuz kullanıyorum. Bu şekilde erimesini de engellemiş oluyoruz. Her bir kavanoza 1 yemek kaşığı koyalım. Her bir kavanoza tuzlarını yerleştirdikten sonra kettle'da fokur fokur kaynatmış olduğum sıcak suyu kavanozların içerisine boşaltıyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi bu yöntemle hazırladığınız zaman kavanozu açıp hemen sarmaya başlayabilirsiniz. Ekstra haşlamanıza gerek kalmayacak. Şöyle bir kaşık yardımıyla havasını iyice aldırıyorum kavanozun ve temiz kullanılmamış bir kapak yardımıyla hemen sıkıca kapatacağım. Şu anda oldukça sıcak. Şöyle hemen kapatıyorum ve vakumlanmasını sağlıyorum. İçerisindeki tuzun erimesi için bu şekilde karıştırıyorum. Kavanozumu ters çevireceğim ve bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğim. Ve sırasıyla diğer kavanozlara da aynı işlemi uygulayacağım. Kavanozlarımı hazırladım. Hemen renginin bu şekilde değişmeye başladığını göreceksiniz. Üzerine bir örtü örttükten sonra bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğim. Ertesi gün hazırlanmış şekliyle de sizlerle paylaşmak istedim. Bakar mısınız nasıl güzel sararmış? Tam da istediğim gibi. Bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Videomun sonunda köyde dalından toplayarak hazırlamış olduğum yaprak sarması görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yaprak sarmasını kısacık videosunda izlemeyi unutmayın.